Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Okuyacağımız yer 32. söz, 3. mevkıf. Oradan Kur'an'ın yolu nasıl bir yol, o yolda gidenlerin özelliği, onu anlatan bir kısmı, o kısmı okuyacağız. Ama Kur'an'ın cadde-i nuraniyesi ise bütün ehl-i dalaletin çektiği yaraları hakaik-i imaniye ile tedavi eder. Tabi bir tarafta ehl-i dalalet var. Kur'an'ın gösterdiği yoldan başka yolda gidenler. Bir de Kur'an'ın gösterdiği yolda gitmeye çalışanlar. Aralarında mukayese var burada. Dalalet yolunda gidenler işte ruhen, kalben, ızdırap içinde. Ama Kur'an yolunda gidenler o ızdırabı duymuyor. Bütün evvelki yoldaki zulümatı, karanlıkları dağıtır. Bütün dalalet ve helaket kapılarını kapatır. Şöyle ki, insanın zaaf ve aczini ve fakr ve ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Bunlar bizim mahiyetimizde olan şeyler. İnsan zayıftır ve acizdir. Peki bunun tedavisi yok mu? Yani normalde bize kalsa biz tedavisini yapamayız. Yani insan ne kadar gayret de gösterse kendi mahiyetindeki bu zaaf acizi ortadan kaldıramaz. Ama Allah'a tevekkül ettiğimizde insan o zaman rahatlıyor. Ben acizsem de Allah her şeye kadir. Ben zayıfsam da Allah'ın gücü her şeye yeter. İnsan bunu anladığında rahatlıyor. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatını ve nefsine, o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i Rahman olduğunu bildirir. Tabi bu önemli bir soru olarak tarih boyu insanları meşgul etmiş. Bu insan nedir? İnsanla alakalı değişik tarifler yapılmış. Bu tariflerden birisine göre de, mantıktaki tarife göre, el-insanu hayvanun natık. İnsan konuşan bir hayvandır. Buradaki hayvan canlı anlamında. İnsan konuşan bir canlıdır. Doğru, insan konuşuyor, insanın bir özelliği ama sadece bununla insanı tarif etmek de yeterli olmuyor. Kendisinin natık bir hayvan, konuşan bir canlı değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i Rahman olduğunu bildirir. Yani insan bunun çok çok ötesinde Cenab-ı Hakk'ın bir misafiri. Kainat çok geniş, sınırlarını bilemeyeceğimiz kadar geniş. Bu kadar geniş olan mülkte Allah-u Teala muhatap olarak bizleri seçmiş. İnsan cismen küçük sayılır ama insanda akıl var, kalp var, nice latifeler var. Bunlarla Allah'a muhatap oluyor. Dünyayı bir misafirhane-i Rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin aineleri olduklarını ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedani olduklarını bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zeval-i eşyadan ve hubu faniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın zulümatından kurtarır. Hacca gidenlere, hac ve umreye gidenlere Duyufur Rahman deniliyor. Rahman'ın misafirleri. Tabii bu sembolik bir anlatım. Mesela Kabe'ye Beytullah denilir. Allah'ın evi. Nasıl ki evimize misafir gelse onu ikramda bulunuruz. Allah-u Teala hacı ve umre için gelenlere özel ikramda bulunuyor. Ama genel anlamda baktığımızda ise dünyanın tamamı bir misafirhanedir. Ve bütün insanlar da Cenab-ı Hakk'ın misafirleridir.
Evet, dünya fani ama Allah ebedi ahireti yaratacak. Eşya bizden ayrılıyor veya biz onlardan ayrılıyoruz. Ama diğer alemde hiç ayrılık olmayacak. Böyle sevdiğimiz şeyler var. Bunlardan ayrılmak insanı yaralıyor ama diğer alemde ebedi beraber olunacağını bilmek, bu da insanı rahatlatıyor. Hem mevt ve ecel, alem-i berzah, hem mevt ve ecelim, alem-i berzaha giden ve alem-i bekada olan ahbaplara visal ve mülakat, yani kavuşma mukaddemesi olarak gösterir. Ehl-i dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Ve o firak aynı lika olduğunu ispat eder. Yani o ayrılmanın tamamen bir kavuşma olduğunu ispat eder. İmam Gazali "Leyse fil imkân ebdâhu mümmelkân" demiş. Yani şu alemde daha harikası yoktur. Alemde her şey en güzel bir şekilde yaratılmıştır. Alman filozoflardan birisi Schopenhauer, o da tam tersini söylemiş. Demiş ki, bu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir, daha berbat olamazdı. Peki bu fark nereden geliyor? Yani bakıştan kaynaklanıyor. Bir insan siyah gözlük taktığında her şeyi siyah görür. İşte herhalde Schopenhauer siyah bir gözlük takmış, o taktığı siyah gözlükle her şeyi siyah olarak görmüş. Yani peki dünya tümüyle süt liman mı? Dünya tümüyle toz pembe bir dünya mı? Değil. Dünyada hastalık da var, ölüm de var, ayrılık da var. Bütün bunlar var. Ama bunlar iyi ki var. Mesela ölüm. Ölüm diye bir şey olmasa, ben 80 yaşında bir yaşlı akrabamızı hatırlıyorum da, ölümü dört gözle bekliyordu. Ve bir defasında bana demişti ki, oğlum dedi, ben Azrail'e biraz dargınım. Genç insanların öldüğünü duyuyorum, üzülüyorum diyor. Ben varken niye onları götürüyor diye. Yoksa beni unuttu mu? Öyle bir ifade kullanmıştı. Ama vakti gelince o da gitti. Bu ecel de belirlenmiş. Şimdi 80 yaşında hayatta, 160 yıl olmuş hayatta, 1000 yıl olmuş hayatta, o zaman sadece şu andaki gençler genç olurdu. Geri kalan bütün nüfus tamamen yaşlı, yerinden doğrulamayan, kalkamayan kimseler olurdu. Yani bu noktada ölüm de netice itibariyle bir güzelliktir. Hem kabrim alemi rahmete ve dar-ı saadete ve bağistan-ı cinana ve nuristan-ı rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle beşerin en müthiş korkusunu izale edip en elim ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Yani kabir bir kapı. Herhalde Mesnevi'de geçiyor, yanlış hatırlamıyorsam. Tünel örneği veriliyor. Kabir tüneli. Böyle bir ifade geçiyor. Ve ufuk açıcı bir ifade. Ömründe hiç tünel görmeyen birisi tünelin oraya getirilse oradan bakacak ki giren araba orada kaybolup gidiyor. Ve hiçbir de geriye de dönmüyor. Tek taraflı gidiş. Böyle olunca orayı Bermuda şeytan üçgeni gibi kabul eder. Der ki bu gelen her şeyi yutuyor. Ama tünelin ne olduğunu bilenler arasında hiçbir problem yoktur. Ve o tünele gidenler gönül rahatlığıyla gider. Çünkü bir yerden giriş var, diğer taraftan çıkış var. Kabir tüneli böyle bir şey. Bu dünyadan böyle bir kabir tüneli diriliyor. Ama hayat ötesinde devam ediyor. Ötesi var. İşte Kur'an-ı Kerim bize ötesini anlatıyor. Ve ötesini ahiret olarak anlatıyor. Kabri de berzah olarak anlatıyor. وَمِنْ مَرَائِهِمْ بَرْزَخُمْ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُمْ Diriltilecekleri güne kadar onlar için bir berzah vardır. Herhalde şöyle desem, yanlış anlaşılmaz. Hazreti Adem'den bugüne kadar milyarlarca veya ne kadar milyar olduğunu bilemiyoruz. Ne kadar insan gelmişse
Bunların hepsi şu an hayatta. Ancak birinci mektupta dikkat çekildiği gibi hayat mertebeleri farklı. Onlar berzah hayatında. Yani bu dünyadaki hayat mertebesinde değil ama başka bir hayat mertebesinde hayatları devam ediyor. Peki kabre bıraktığımız ceset ne oluyor? Kabre bıraktığımız ceset insanın maddi vücududur. Topraktan gelmiştir. Her şey aslında döner deniliyor ya. Topraktan gelen kısmımız toprağa bırakılıyor. Ve o toprağa dönüşüyor. Belli bir süre sonra artık orada insanın cesedinden bile söz edilemez. Tamamen toprak haline gelmiştir. Ama ruhumuz topraktan değildir. Ruh da oradan müstakilden yaratılmış. Böyle olunca kabirdeki hayat ruhani bir hayat. Rüyadaki hayata benzer gibi. Mesela rüyada da insan görmüşte burada yatıyor, hiçbir şey yok gibi ama diyelim iki kimse yatıyorsa, birisi yılanlarla, çıyanlarla boğuşsa, diğeri de cennet bahçelerinde gezse, iç dünyalarında bunların çok büyük bir farklılık olur. Biri ızdırap duyarken, diğeri çok büyük lezzet alır. Bu nasıl ki ruhla alakalı bir durumdur. Beden itibariyle ikisi yan yana, beden itibariyle değerlendirmemek lazım. İşte kabir hayatı da ruhani bir hayat olarak ta kıyamete kadar devam edecek. Kabir ile ejderha ağzını kapatır, güzel bir bahçeye kapı açar. Hollanda'da Efteling diye bir yer var. Çocuklara yönelik küçük bir çocuk cenneti gibi adeta. Oradaki şeylerden biri ejderhanın ağzından giriyorsunuz. Normalde sizi yutuyor. Ama içeriye girdiğinizde çok harika manzaralar var. Yani adeta bunu anlatır gibi. Kabir de öyle bir şey. Kabir ve ejderha ağzı gibi. Dıştan bakıldığı zaman çok korkunç. Ama içeri girenler eğer imanla gitmişlerse onlar rahatlıyorlar. Tanıdığımız bir zatın annesi genç yaşta vefat etmiş. Vefatından sonra akrabalarından birisi rüyasında görüyor. Diyor ki, biz senin vefatına çok üzüldük, genç yaşta vefat ettin diye. Böyle söylüyor. O da demiş ki, bana üzülmeyin. Ben çok daha güzel bir yere gittim. Ben hayatımdan memnunum. İşte gidenler bulundukları yerden memnun. Dolayısıyla tekrar dünyaya gelmek istemiyorlar. Eğer memnun değilse de zaten bırakılmıyorlar. Yani iki türlü orada hayat var. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Hem mü'mine der, ihtiyarın cüz'i ise kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın küçük ise kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Hayatın az ise hayat-ı bakiyeyi düşün. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Bunlar çok rahatlatıcı ifadeler. Yani insanın gücü az. Azıcık bir iktidarı var. Ama Allah her şeye kadir. İnsan böyle yani dayısı diyelim çok güçlü olsa, çok zengin, imkanları var. Kendisi fakir bile olsa o zaman dert etmez. Der ki dayım var, dayım bana bakar. İşte Allah var, Allah her şeye kadir dediğimizde bu insanı rahatlatıyor. Ömrün kısa ise ebedi bir ömrün var, merak etme. Dünyada ömrümüz ne kadar bilmiyoruz. Bilmemek de ayrı bir nimettir. Bilseydik adım adım idama gider gibi öyle hissederdik. Normalde kısa bir hayat, velev 100 yılda olsa geriye dönüp baktığımızda bir göz yumup açmış gibi gelir geçer. Ama diğer alemde bitmeyen bir hayat var. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken "Hun fîhâ hâlidûn" veya "Hâlidîne fîhâ ebeden" yani diğer alemdeki hayatın ebedi olduğunu anlatıyor. Cennetteki devam cennetin kendisinden daha büyük bir nimetmiş. Diyelim cennet, cenneti kazanmış olalım hayalen. Ama diyelim ki 10 milyar yıllık bir ömrümüz olacak. Peki 10 milyar yıl sonra her şey bitecek.
10 milyar yıl önce cennete girmiş olsaydık, bugün hayat bitmiş olacaktı. Dolayısıyla ebedi değilse, onun da bir kıymeti olmuyor. İnsan tabiatı, ebedi olmayan bir şeye mutmain olmuyor. Fikrin sönük ise, Kur'an'ın güneşi altına gir. İmanın nuruyla bak ki, yıldız böceği, böceği olan fikrin yerine, her bir ayeti Kur'an, birer yıldız misürlü sana ışık verir. Gerçekten de tek başına kendi fikrimiz yıldız böceği gibi. Yıldız böceği gecenin karanlığında azıcık ışığıyla etrafı aydınlatmaya çalışıyor ama önünü bile doğru dürüst göremiyor. Bizim aklımız da onun gibi. Aklımızla kabir ve ötesini ne kadar görebiliriz ki? O kadar filozoflar gelmiş geçmiş, bu konularda fikir yürütmüşler ama fikirleri ölümden sonraki hayatı görememiş, aydınlatamamış. Ama Kur'an'ın ışığı altına girdiğimizde Kur'an-ı Kerim bize ebedi hayatı anlatıyor ve böylece her ne kadar kendi aklımızla görmesek bile imanımızla ebedi hayatı görüyoruz. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hadsiz emellerin, elemlerin varsa. Yani insanın bitmez tükenmez emelleri var. Emel derken hayattan beklentileri, yapmayı düşündüğü, gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler var. Peki bunlar dünyaya sığıyor mu? Hayır, sığmıyor. Zannederim dünyada bütün işlerini bitirip de giden çok az insan vardır. Ve artık her şey tamam, gitsek olur diyen az kimse vardır. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bu hizmetleri de bilen abilerimizden, ticaretle meşgul birisine dedim ki, yaşı da herhalde 65 falan varmıştır o zaman. Abi dedim, sizin sahayla alakalı şöyle bir cümle var, deniliyor ki, iyi bir idareci zamanla kendisini lüzumsuz hale getirebilmeli. Yani sistemi kurmalı, o olmadan da çarpmamalı. Artık bunu evlatlarınıza bıraksanız da, siz daha böyle başka meşguliyetleriniz olsa, daha böyle hizmetlere aktif bir şekilde meşguliyet gibi. Ben böyle söyleyince, ah dedi Şadırcı, bir yarama dedi dokundu. Bu dedi benim 2000 yıl projemdi. 90'lı yıllarda kendi kendime demiştim ki, eğer 2000 yılına çıkma ömür varsa, 2000 yılında artık bu işleri bırakayım. Ama bırakamıyorum dedi. Yani ya kendisinin yapmayı düşündüğü yeni şeyler var veya belki çocuklarına güvenemiyor. Ya ben bunlara bıraktığımda bunlar bu işi çeviremez diye düşünüyor. Böyle olunca da işler bitmiyor. Ama neticede ölüm geldiğinde bitmiş bitmemiş ona pek de bakılmıyor. Sırası gelen dünyadan gidiyor. Hadsiz emellerin, elemlerin varsa nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa onları düşünüp muzdarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. Mesela ebedi bir gençlik, böyle bir şey dünyada mümkün değil. İnsan sağlığına dikkat etse, gıdasına falan dikkat etse, belki emsaline göre daha genç görülebilir. Ama bu ihtiyarlanmayacak anlamına da gelmez. Neticede ihtiyarlayacaktır ve gençlik bitecektir. Ve bir kısım insanlar estetik ameliyatla veya başka şeylerle görüntü itibariyle biraz daha genç görülebilirler. Ama içten içe yine de çökmüşlerdir. İnsan dünyada daimi bir gençlik arzu ediyor, fakat bu dünya onu karşılamıyor. Diğer alemde bu gerçekleşecek. Diğer alemde cennet ehli en genç, en güzel yaşlarındaysa, bazı rivayetlerde 33 diye geçiyor, Allah-u Alem. İşte en genç, en dinç, en kamil durumları neyse, o şekilde diğer alemde ebediyen öyle devam edecek. Hani devri daim gibi. Bazı evlerde de oluyor ya, küçük bir havuz gibi bir şey.
aynı su devamlı orada dönüyor. Ve yeni bir suya ihtiyaç olmadan çark dönmüş oluyor. Veya kalorifer peteklerindeki su da benzeri şekilde sabit bir suyla daimi bir ısı elde edilebiliyor. Diğer alemde insana bu şekilde ebedilik verilecek. Hem der, ey insan, sen kendine malik değilsin. Sen, kudreti nihayetsiz bir kadir, rahmeti hadsiz bir rahim-i zat-ı zülcelal'in memlukusun. Öyleyse sen, kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren odur, idare eden de odur. Mektubat, pardon, Mesnevi Nuriye'de Üstad işte 40 yıllık ömründe, 30 yıllık tahsilinde 4 kelime, 4 kelam öğrendiğini söylüyor. O kelamlardan bir tanesi İnni lestü maliki. Ben kendime malik değilim. Bu çok önemli bir hakikat. Ama insan bunu fark etmeyebiliyor. Mesela işte Karun, ben kendi ilmimle bunları kazandım demiş. Firavun, ben demiş. Kendini çok büyük bir şekilde görmüş. Halbuki gerçek büyüklük kendisinin malik olmadığını fark etmek. Biz bir tek hücremize bile malik değiliz. İnsanda 100 trilyon hücre varmış. Ve bu 100 trilyon hücreden bir tek hücrede bile bizim doğrudan bir tasarrufumuzun olduğu söylenemez. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren odur, idare eden de odur. Hem dünya sahipsiz değil ki sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. Ya dünyada tabii hoşumuza gitmeyen şeyler de oluyor. Hastalık gibi, ölüm gibi. Mesela baharı seviyoruz. Yazı da daha genelde seviyoruz. Ama kış bize biraz soğuk geliyor. Ya bu kadar da soğuk olmasa gibi. İnsan böyle temenni ediyor. Ama Allah sistemi böyle kurmuş. Yani dünya daimi kalacağımız bir yer değil. Burada zahmetler de olacak. Burada çileler de olacak. Debbağ sevdiği deriyi yerden yere vurulmuş. Böyle deriyi yerden yere vurması onun kalitesini artırıyor. Allah-u Teala da insanları bir takım çileli şeylerle deniyor. Böylece insanların kalitesi ortaya çıkıyor. Hem dünya sahipsiz değil ki sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi hakimdir, alimdir, sen de misafirsin. Fuzuli olarak karışma, karıştırma. İbrahim Hakkı Hazretleri onu çok iyi keşfetmiş. Mevla görevi neyler, neylerse güzel eyler demiş. Bu çok harika bir ifade. Ve insan bunu söyleyebilse, tam böyle inanarak, içinden gelerek söyleyebilse, dünyada rahatlayacaktır. Mevla görevi neyler, neylerse güzel eyler. Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat, başıboş değiller, belki vazifedar memurdurlar. Eskiden belki her varlığın vazifesi olduğu o kadar da bilinmiyordu. İlimler o kadar gelişmemişti. Ama günümüzde gelişen ilimler her varlığın çok vazifeleri olduğunu ortaya koydu. Mesela insanda karaciğer 400'den fazla vazife yapıyormuş. 400'den fazla. Mesela böbrek, küçük bir et parçası ama hayat boyu devamlı fonksiyonunu icra ediyor. İşte o süzme ameliyesini gerçekleştiriyor. Orada bir problem olduğunda insanlar diyaliz cihazlarıyla hem de o mükemmellikte değil, biraz idare edecek şekilde büyük büyük cihazlarla bunu yapabiliyorlar. Ama Allah-u Teala küçük bir et parçasıyla ömür boyu bu fonksiyonu icra ettiriyor. Mesela bizlerin böyle yani çocukların oyuncakları falan oluyor ya, pilli oyuncaklar. Babaların pili bitiyor. Onlara pil yetiştirelim derken kullanıyor. Bir iki gün sonra pil bitmiş.
Ama Allah bize öyle bir pil takmış ki kalp pili. Adam 100 yıl yaşıyorsa 100 yıl boyunca o çalışıyor. Çalışmadığı günde zaten hayat bitiyor. Ve her varlığın böyle görevleri olduğu, ekolojik dengede onların da yeri olduğu artık bugün ilmen bilinen bir gerçek. Hem insanlar hayvanlar gibi mevcudat, başıboş değiller, belki vazifedar memurdurlar. Bir Hakim-i Rahim'in nazarındadırlar. Onların alem ve meşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Ve onların Halik-i Rahim'inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahim-i Hakim'in elindedir. O hakimdir, abes iş yapmaz, rahimdir, rahimiyeti çoktur, yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. İnsana düşmanlık vaziyetini alan bir takım şeyler var. Mesela mikrop, sevdiğimiz bir şey değil ama hayat mikroplarla devam ediyor. İyi ki mikroplar var. Yani onların da pek çok görevleri varmış. Ve işte bir takım taun gibi hastalıklar, tufan, denizlerde meydana gelen o fırtınalar falan. Bunlar tabii insanın hoşuna giden şeyler değil ama bu gibi şeylerin de olması insanın kabiliyetini geliştiriyor. O hakimdir, abes iş yapmaz, rahimdir, rahimiyeti çoktur, yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. Hem der, şu alem çendan gerçi fanidir, fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Yani bu da çok önemli bir hakikat. Yani hepimiz fani olduğumuzun farkındayız. Dünyanın da gün gelip biteceğine inanıyoruz. Ama burası adeta bir film seti gibi. Biraz önce bir tiyatro izledik ya, takdimcimiz de yeni geldi. Lokman kardeş. Şimdi yani o tiyatro diyelim 20 dakikalık bir tiyatroydu. Oldu, bitti. Ama biz şu an bunu izleyebiliyoruz. Ve başka zamanda yine izleyebileceğiz. Benzeri bir şekilde dünyada da her birimizin çekimleri yapılıyor. Sağımızda, solumuzda kiralayan katibin ve hayat filmimizi çekiyorlar. Ben bunu şahsen şöyle anlıyorum. Mesela normalde bir vatandaş dışarıda yürürken kameralar onun peşinden gitmez. Ama bir başbakan, bir cumhurbaşkanı dışarıda gittiğinde kameralar da onun peşindedir. Ve onun söyledikleri kayıt altındadır, gittiği yerler kayıt altındadır. Demek ki her birimiz Allah katında çok önemliyiz ki Allah-u Teala peşimize böyle basit unsurlarını takmış ve hayatımızı baştan sona çektiriyoruz. Hayat filmimiz baştan sona kaydediliyor. Böyle olunca diğer alemde herkes kendi hayat filmini izleyecek. İnşallah izlerken mahcup olmayız. Şu alem gerçi fanidir fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan gerçi zaildir, geçicidir fakat baki meyveler veriyor. Baki bir zatın baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Ve çendan lezzetleri az, elemleri çoktur. Fakat Rahman-ı Rahim'in iltifatatı zevalsiz, hakiki lezzetlerdir. Elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Elemler ise mesela Bediüzzaman'ı hapsede atmışlar. Biraz önceki tiyatroda gördük. İnsan, yani böyle alim, fasıl bir insan nasıl hapse atılır? Kabullenesi gelmiyor. Ama Kur'an bize öyle dersler veriyor ki, Hazreti Yusuf peygamber olduğu halde 7 yıl falan hapishanede kalmış. Suçu neydi? Suçu olduğundan değil. Onun orada bir tekamül sürecinden geçmesi gerekiyor. Çile ruhları olgunlaştırırmış.
ben bu konuda bazı yerlerde nohut örneğini vermiştim. Mesela nohut sert, o haliyle yiyemezsiniz. Önce bu bir ıslatılıyor. İşte bir gün falan suda bekletiliyor ve ıslatılıyor. O haliyle de yine yenilmiyor, sadece yumuşuyor. Ardından tencereye konuluyor, saatlerce kaynatılıyor. Ve artık netice itibariyle o belli bir kıvama gelmiştir. Çok lezzetli bir şekilde artık yenilebilir. İnsan da böyle bir çile sürecinden geçmeyecek olsa ham kalıyor. İşte ham nohut gibi adeta. Ama her birimizin bir takım çileleri var. Hayatta karşılaştığı zorluklar var, sıkıntılar var. Bunun neticesinde insan belli bir tekamülü elde etmiş olur. Elde edebilirse tabii. Madem meşru daire ruh ve kalp ve nefsin bütün lezzetlerine, sefalarına, keyiflerine kafidir, gayri meşru daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan iltifatat-ı rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir. Meşru daire, bir de gayri meşru daire. Meşru, helal olan ayetlerde, hadislerde mubah olduğu bize bildirilen şeyler. Bir de gayrimeşru, yani helal olmayan, haram kılınan şeyler. Allah-u Teala bize iştahlı bir nefis vermiş. Nefis günahlara meyillidir. Bir de bu nefsi tahrik edecek şeytanı yaratmış. Şeytan da onu kışkırtıyor. Şöyle yap, böyle et diye akıl hocalığı yapıyor. İnsan nefsini terbiye ederse şeytana talep olmaktan onu kurtarır. Rahmana talebe yapar. Ve meşru lezzetlerle iktifa eder. Mesela blue dönem insan hayatında çok önemli bir dönemdir. Kızlarda 12, erkeklerde 15 gibi artı eksisi olabiliyor bunlarla. Normalde artık erkek açısından 15 yaşında blue erdiği kabul edilir. Bazılarında daha erken olur. Artık blue'la beraber ciddi bir imtihan başlamış oluyor. Ve iki tarafın birbirine fıtri meyli var. İki taraf bir araya gelmek istiyor. Meşru olanı evlilik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle der. Birbirlerine talip olurlar. Ve evlilik yoluyla bir araya gelirler. Ve bundan çok büyük sevap da elde ederler. Ama hiç böyle bir akit olmadan, sadece gönül eğlendirmek için bir araya gelecek olurlarsa, bu zamanın en büyük fitnelerinden birisi, bu gayrimeşru oluyor. Ve gayrimeşru olan, dünyada da insanları perişan ediyor. Yani diyelim bir genç kız veya bir delikanlı, o şekilde bir durum açığa çıktığında, toplum, velev günahkar insanlar da olsa, böyle bir hale tasvip etmezler. Ve toplumun itimadını kaybederler. Cenab-ı Hakk'ın iltifatını da yine kaybetmiş olurlar. Bir de diyelim kıza bakan yönüyle diyelim hamile kalmışsa doğrudan babası da belli olmayan veya resmiyette belli olmayan bir çocuğu taşımış olacak ve dünyaya geldiğinde de onun bakımıyla yıllarca meşgul olacak, hayatını karartmış olacak. Üstad başka bir yerde gayrimeşru lezzetlerle alakalı şeyi söylüyor. Zehirli bala benzer diyor. Dünyanın gayrimeşru lezzetleri zehirli bala benzer. Zehirli bal, önce tatlı geliyor insana ama yedikten sonra kıvrandırıyormuş. Gayrimeşru lezzetler de nefis itibariyle insana hoş gelebilir ve gelir ama devamında dünyada da bunun pek çok ızdırapları peşinde gelmiş olur. Ve meşru daire gayet geniş. Meşru daire insanın keyfine kafidir. Mesela içecekler itibariyle baktığımızda içki dediğimiz şey haram kılınmıştır. İçki, şarap bu gibi şeyler haram kılınmıştır. Ve bunların sayısı azdır. Ama öte yandan içebileceğimiz o kadar güzel şeyler yaratılmış ki alternatifi var.
Yani bütün haram olarak görülen şeylerin alternatifleri vardır. Ve bunlar meşru dairede insanı tatmin edebilecek şekildedir. Gayrimeşru yola girmek akıl kârı değil. Hem dalaletin yolunda sabıkan beyan edildiği gibi esfer-i safiline insanı öyle bir sükut ettiriyor ki hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde Kur'an-ı Hakim iman ve amel-i salih ile o esfer-i safiline sükuttan insanı âlâ-yı illiyine çıkarıyor. Ve delâil-i kat'iye ile çıkarmasını ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamaklarıyla ve tekemmülat-ı ruhiyenin cihazatıyla dolduruyor. Bu bazen artı sonsuz, eksi sonsuz şeklinde de ifade edilir. Nasıl ki sayı basamaklarında bir sıfır noktası var. Bir tarafta da eksi sonsuza doğru işte bir ok gidiyor. Ama öte tarafta da artı sonsuza doğru bir ok gidiyor. Bloğa kadarki hayatımız adeta sıfır noktası. Ama bloğ döneminden itibaren insan düşebilir de yükselebilir de. Ve zaman zaman da düşer ve yükselir. Yani zikzaklar olur böyle. Yani devamlı yükselmek güzeldir ama bu herhalde pek de mümkün değil. Mutlaka insanın bir takım gaflet halleri olabilir. Beşer şaşar deniliyor. Ama asıl marifet, eğer bir hata yapılmışsa onda ısrar etmemek ve hemen tövbe ile o seyyiatı hasenata çevirebilmek. Hazreti Ali ile alakalı anlatılır. Bir gün güneşin doğmasına az bir zaman kala birisi dürtmüş. Kalk, kalk. Sabah namazı geçiyor. Hazreti Ali o heyecanla uyanıyor. Bakmış şeytan. Ey şeytan demiş, bu senin tabiatına aykırı. Şeytan sabah namazına kaldırıyor. Olacak iş mi? Şeytan demiş ki ben kârımı bilirim. Sen demiş bir defa böyle kalkamamıştın. Ondan dolayı öyle bir ızdırap duydun, öyle bir gözyaşı döktün ki o namazın sevabından çok daha fazla sevabı elde ettin. Tekrar o hali yaşamanı istemiyorum diyor. Namazını diyor vaktinde kıl. Ben buna razıyım diyor. Yani şeytan da kendine göre ehvel-i şer esasıyla hareket ediyor. Hem beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağalı olan evet tarafındaki yolculuğunu gayet derecede tesil eder ve kolaylaştırır. Yani insan bir yolcu ve bu yolculuk kabre kadar olan kısmını görüyoruz. Daha ilerisini görmüyoruz. Ama daha ilerisi de ebede doğru gidiyor. Ebede doğru devam eden bir yolculuk var. Ve biraz insan düşününce aslında bu insanı heyecanlandıran bir durum. Ben ilk defa yurt dışına 2000 yılında çıktım. Yani işte pasaportun olacak, vize gerekiyorsa vize alacaksın falan. Bir de gittiğin yerde onlar başka bir dilde seninle konuşacak. Onlarla nasıl anlaşacaksın? Bayağı bir heyecan oluyor insanda. İlk defa Ürdün'e gitmiştim. Ve gördüğüm her şey çok dikkatimi çekmişti. Buralardan bayağı farklı. Bir ay falan her şey böyle çok ilginç geldi bana. Daha sonra alıştım. İşte ölümden sonraki hayatta şu ana kadar görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Mesela Azrail'in varlığına inanıyoruz. Azrail diye bir melek var. Ama görmemişiz. Ölümle insan Azrail'i görecek. Daha önce meleklere gıyaben inanıyordu. İnandığı meleklerden birini görecek. İşte kabirde Münker Nekir geleceklermiş. Bunlar hem bize arkadaşlık yapacak hem de orada soru soracaklar. Buna imanımızla inanıyoruz. Kitaplarda okuduk ve inanıyoruz. Ama inandığımız şey o zaman gerçek olacak. Gerçekten gelecekler ve insan melekleri görecek. Ardından diyelim kıyametin kopması. Kıyamet koptuğunda onu yaşamış olacağız. Ardından mahşer. Artık mahşerin
macerası nasılsa onlar bilfiil yaşanacak. Ardından ebede kadar hayat bu şekilde şeyler bizi bekliyor. Bunlar gerçekten insanı heyecanlandırması gereken durumlar. Kur'an'a göre yaşadığımızda uzun seyahati kolaylaştırıyor. Ve o zaman iş kolay oluyor. Ama diğer türlü insan işin içinden çıkamıyor. 1000 belki 50 bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesaiti gösterir. Burada iki ayete işaret var. وَاِنَّ يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene gibidir. Başka bir ayet var. Melekler ve ruhun Allah'a yükselmesinden veya arşaya yükselmesinden orada bahis var. 50 bin senelik bir günde yükselirler. Yani 50 bin sene ama o bir gün. Bu şekilde ayette anlatılıyor. Hem Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Zat-ı Zülcelal'i tanıttırmakla insanı ona bir memur abd ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir. Hem dünya misafirhanesinde hem berzahi ve uhrevi menzillerde kemal-i rahatla seyahatini temin eder. Yani burada bizim konumumuz ne? Allah nezdindeki bizim konumumuz nedir? Memur bir abd. Memur, içimizde memurlar vardır. İşte memur, kendisine emir verilen kimse demek. Emirden geliyor ya. Bir de amir var. Amir de emir verme yetkisi olan kişi. Gerçek amir Allah'tır. Emirlerini Kur'an'da vermiş, bize bildirmiş. Ve her bir insan, ister amir olsun, ister patron olsun, ne olursa olsun Allah'ın bir memurudur. Yani emir altında bir kuludur. Bir de vazifedar misafir. Yani sadece yesin içsin diye misafir edilen birisi değil de vazifedar, görevi de var. Belli görevleri yapmakla mükellef. Nasıl ki bir padişahın müstakim bir memuru onun daire-i memleketinde hem her vilayetin hududundan suhuletle ve tayyare, gemi, şimendifer gibi süratli vasıtayı seyahatle gezer geçer. Öyle de Sultan-ı Ezeli'ye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhane-i dünya menzillerinden ve alem-i berzah ve alem-i mahşer dairelerinden ve hakeza, kabirden sonraki bütün alemlerin geniş hudutlarından berk ve burak suretinde geçer. Ta saadet-i ebediyeyi bulur ve şu hakikati kat'i ispat eder, asfiya ve evliyaya gösterir. Hem de Kur'an'ın hakikati der ki, ey mümin, sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin ve noksan ve şerur ve sana muzur olan nefse emmarene verme. Onu mahbub ve onun hevasını kendine mabut iddiaz etme. Belki sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini nihayetsiz bir muhabbete layık, hem nihayetsiz sana ihsan edebilen, hem istikbalde seni nihayetsiz mesut eden, hem bütün alakadar olduğun ve onların saadetleriyle mesut olduğun bütün zatları ihsanatıyla mesut eden, hem nihayetsiz kemalatı bulunan ve nihayetsiz derecede kutsi, ulvi, münezzeh, kusursuz, noksansız, zevalsiz, cemal sahibi olan ve bütün esması nihayet derecede güzel olan ve her isminde pek çok envar, hüsn ve cemal bulunan ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle onun cemal-i rahmetini ve rahmet-i cemalini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kainattaki bütün hüsn ve cemal ve mehasin ve kemalat onun cemaline ve kemaline işaret eden ve delalet eden ve emare olan bir zatı mahbub ve mabud iddiaz etti. Uzunca bir cümleydi. Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla, sıfatıyla, icraatlarıyla nazara verdi. Ben bir cihetini kısaca anlatayım.
Cenab-ı Hakk'ın her bir isminde bize pek çok nimetler var. Ne gibi? 1997 yılında bir araba almıştım, yeni bir araba. Ve 1,5 ay kadar kullandıktan sonra Emirdağ taraflarında, Afyon'dan Emirdağ'a dönecek taraflarda bir kaza geçirdik ayrıca. Elhamdülillah bize bir şey olmadı ama araba sıfır bir arabanın yarı masrafı kadar masraf çıkaracak şekilde zarar gördü. Halimize şükrettik. Yani bize elhamdülillah bir şey olmadı. Diğerlerini de yaptırdık. Daha sonra da sattık. İşte o günlerde oradan artık otobüsle memlekete gittik. Manisa'ya gidiyordum. Manisa Gördes. Dayım sordu kazayı öğrendikten sonra. Dedi arabanın borcu var mıydı? Dedim biraz peşin vermiştik. Arabanın kendi borcu var. Sıfır bir arabanın yarı masrafı kadar da ayrıca masrafı var dedim. Yaptırma masrafı. Ne yapacaksın dedi. Karşılığı var mı? Ben de dedim bu gibi durumlarda insan amcasına, dayısına söyler. Onlardan bir miktar borç alır. Ardından da durumu müsait o hale geldiğinde borcunu öder. Biz de böyle yapacağız. Dayım dedi ki, yani normalde durumu iyidir de o günlerde o da çok sıkışıkmış. Dedi ki, ben dedi şu anda halimi anlatsam cebimde ne varsa çıkarır bana verirsin. Şimdi dayınızdır ama diyelim ki imkanı yoksa faydası olmuyor. İşte Allah-u Teala kadir ve gani. Allah'ı kadir ve gani olarak bildiğimizde yani o sonsuz rahmet sahibi, sonsuz ihsan sahibi, gücü her şeye yeter. Bunu bilmek ve ona yakinen inanmak insanı rahatlatıyor. Ve yani sıkıntılar ne kadar fazla da olsa Allah bu sıkıntıları bertaraf etmeye kadirdir. Buna yakinen inandığınızda psikolojik olarak rahatlarsınız. Ve gerçekten de rahatlarsınız. Yani bu sadece kendini avutma da değildir. İnsan gerçekten rahatlar. Ve şu alemde de görüyoruz ki nice insanlar diyelim çok böyle sıkıntılı günler geçirmiştir. Dibe vurmuştur adeta. Ama ardından da tekrar önü açılmıştır. Allah-u Teala yakbidu ve yebsut kabzediyor, bastediyor. Yani bazen daraltıyor, bazen de genişletiyor. İcraatı bu şekilde cereyan ediyor. İşte mesela Cenab-ı Hak ganidir. Allah'ı gani olarak bilmek bizi rahatlatan durumlardandır. Gani demek, yani kelime anlamı doğrudan zengin demek de Allah'ın gani olması hiçbir şeye muhtaç değil ve herkese dilediği kadar veren ve sermayesinden de bir şey eksilmeyen. Mesela ayette diyor, يَا اَيُّهَا النَّاسِ اَنْتُمُ الْفُقَرَٰى اِلَى اللّٰهِ Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani muhtaçsınız. Gerçekten de dünyanın en zengini de olsa Allah'ın yarattığı havaya muhtaçtır. Göndereceği ışığa, yağmura muhtaçtır. İşte baharda yeni yeni bir alem kuruluyor adeta. Yazın yeni yeni meyveler geliyor. Bunlara muhtaçtır. Her bir hücresinde faaliyet var. Kendisi tek bir hücresine bile hakim değil. Oralardaki faaliyetlere muhtaçtır. Bu manada baktığımızda dünyanın en zengini de Allah'ın ikramına, ihsanına muhtaç. İşte Allah'ı gani olarak bildiğimizde rahatlamış oluyoruz.